bir plakta çalıp duran hayat şarkısında yıllanmış çiziklerdi cızırdayan sepya zamanları sıcağı hala içimizde yeter mi soğutmaya kayıp yıllar. Yok etme kayıp yıllar. Ah gülmeseydik keşke, bir tek ağaçtan düşseydik, bir sofranın etrafında bir ekmeği bölüşseydik. Ah gülmeseydik keşke, dalından incir. Yaptım. Bize yemek hazırladım. Hem de annemin en sevdiğimiz yemeklerinden. Bize derken? Vallahi Serpil var ya, yani yemek deyince koşarak geldim biliyor musun? Nasıl özledim anne. Biz derken sen ve ben yemek yiyeceğiz sanmıştım sevgili kardeşim. Biz işte abi. Sen, ben ve Ufuk. Kandıra ailesinin hayatta kalan son fertleri. Biz en zor günlerimizde birbirimizin yanında olmadık mı ya? Ha? Birbirimizin arkasını kollamadık mı? Ben size hep abilik yaptım. Abilik yapmışsın ya. Ya sen hep bizi kıskandın. Ne demek şimdi abilik yaptım deyip durma. Ufuk. Lütfen yeter. Abi. Ufuk lütfen. Ya görmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz siz hala? Sadece üçümüz kaldık. Başka kimse yok. Biz... Bu evde neler yaşadık ya? Şu masada neler yaşadık? Neler paylaştık? Şimdi yine oturalım ve şu aranızdaki meseleyi halledin ne olur. Hadi abi. Hadi Ufuk, gel. Abi. Herkes yerine. Tabii isteyebilirsin oğlum. Ne biçim soru bu? Ne istersen alırım ben sana. Neyse konuş artık. Çocuk abimler sünnet olacak deyip duruyor. Hiç kendini kandırmıyor. Ha, bir şey konuşurum. Ya, konuşacağız. Konuşacağız. Ben konuşacağım. Ufukcuğum. Efendim anne. O benim güzel oğlum. Abinler... Sünnet olacak ya. Evet. Cumartesi de düğün yapılacak biliyorsun. Evet. Abim çok korkuyor. Çok keserler mi diye. İyi ki ben olmuyorum. Ben karar verdim zaten. Sünnet olmayacağım. Ha. Baban seninle bir şey konuşacak oğlum. Biliyor musun? Muhallebi yaptım. Hem de senin tam istediğin gibi sıcacık sıcacık getirir mi anneciğim? Tamam hadi ben yaşasın. Ne oldu baba? Ne konuşacaksın benimle?
Senle şey konuşacağım. Şimdi bak sana iki iyi haberim var. Yani birincisi, yani hani cumartesi günü abinlerin sünnet düğünü var ya, sen o sünnet düğününe benden böyle çok hani büyük bir hediye istemiştin ya, işte o en büyük şeyi, hediyeyi, oyuncağı sana alacağım, söz. Sahi mi? Evet tabii, söz verdim ya, alacağım. Tamam artık, onu olmuş bil. İkinci güzel haber ne baba? İşte cumartesi günü abinler sünnet olurken sen de sünnet olacaksın. Ne? Anne, sünnet olacakmışım. Gel oğlum, gel benim. Bak sıcacık da getirdim. Ay benim güzel oğlum. Bir şey söyleyeceğim sana. Tabii olacaksın. Büyüdün sen. Tabii olacaksın. Anne, ben sünnet olmak istemiyorum. Ama oğlum, sünnet olmak çok iyi bir şey yani. Çok doğru bir şey yani. Herkes sünnet olur. Biz de sünnet olduk, doğru büyüdük, sünnet olduk. Bak, herkese korkusuz olduğumuzu gösterdik. Anne ya, ben sünnet olmak istemiyorum. Bak şöyle söyleyeyim sana. Çocuklar doğar, büyür. Hı. Büyürken işte böyle evlenirler. Bir şey var, askere giderler. Tamam, ben evleneyim, onlar sünnet olsun. Tamam da ben şimdi sırasını karıştırdığım için, yani aslında ne oluyor bu? Önce doğuyorsun, büyüyorsun yani. Ne yapıyorsun büyürken? Ne oluyor mesela? Askere de gidebilirim isterseniz. Mukaddes. Bak şimdi. Cumartesi günü sünnet düğünü olacak ya. Yani bir sürü hediyeler gelecek. Büyük, kocaman. Niye senin de olmasın? Hem ben temizlik yaparken duyuyorum. Orada abileri diyor ki, sen daha küçüksün, bizle oynayamazsın. Ya ispat et oğlum onlara büyüdüğünü. Ben de büyüdüm artık de. Korkusuz olduğunu göster aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Yani sen göster onlara ne kadar korkusuz olduğunu, göster. Hı. Sen öyle diyorsan öyledir baba. Yaşa, peki şimdi sünnet olacak mısın? Olacağım. Ya budur işte ya. Gördün mü? Konuşuruz dedik, konuştuk, bitti. Bu. Çay gelmiş. Şimdi mutfağa gidiyorum. Ve annemin o muhteşem muhallebisinden yapıyorum. Siz de sıcak yiyorsunuz. Hadi ya. Yapsana gerçekten. Böyle limon kabuğu da koyacaksın mı içine? Tabii canım. Annemin muhallebisini diyorum ya. Ya bazen evde canım sıkılıyor. Böyle koca bir tencere yapıyorum, yiyorum, biliyor musunuz? Oo. Şendur'a kaç kere tarifi yazdım ama aynısı olmuyor. Yapsam da yesek. Tamam. Gideyim o zaman. Siz de yalnız şu aranızdaki meseleyi halledin. Tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Serpil abla yukarıda. Sadık abiyle Ufuk da az önce geldiler. Öyle mi? Cümbür cemaat evdeler yani. Dargınsın değil mi hepsine? Hulusi amcayı arayıp sormadılar. Gelmediler diye dargınsın. Yani benim darılacağım bir şey yok. Dedem üzülüyordu. Onun yüzüklerine kızıyorum. Evet. Hulusi amca üzülüyordu ama o kimseye kızmazdı. Yani Hulusi amca hep güler yüzlüydü. O bir şeye kızsa da darılsa da kimseye kötü bir şey söylemezdi. Anlayışlı adamdı Hulusi amca. Ayrıca asık surat değildi. Kusura bakma ama hiç dedene çekmemiş. Dedemden öğrenememişim demek ki. Bence birinin sana bunu öğretmesi gerek. Muhabbetinize de doyum olmuyor.
Tüp siparişinizi getirdim yenge. Çık git, çık git, çık git. Yenge ben yeni başladım daha. Mutfağın yeri neresi? Nereye takayım bunu? Şurada, şu tarafta. Siz hiç merak etmeyin. Ben bunun testlerini de yapacağım. Lütfen şurada. Canısı? Şurası. Ferdi senin ne işin var burada? Annenin de yengem evde. Babam gelmek üzere. Ne yapayım canısı? Ne yapayım? Kaç gündür görmüyorum seni. Çok özledim. Bu da kalp. Kalp seni görmediği zaman paramparça oluyor bir tane. Çok dersin var. Yengem de temizlik yaptırıyor bana. Baksana taktı kafayı. Çıkamıyorum. Artık o yengenle konuşmamız lazım ama. Bana konuşma ne olur. Hadi çık. Hadi git. Hadi lütfen. Tamam o zaman giderim. Otursana kız şuraya. İki laf yanıma otur. Nerede kaldınız ya? Sabahtan beri tüp bekliyoruz. Yenge herkesin tüpü bitmiş bugün. Anca gelebildim kusura bakmayın. Tanıdım seni. Selamun aleyküm yenge. Serpil tüpçü kılın eve girmiş bu. Tüpçü o zaten yenge. Evet ha, yenge tüp. Evet biz 7 kuşaktır tüpçüyüz yenge. Tüpün zamanlaması da harika yani. Az daha muhallebi pişmeden bitiyordu. Hadi ya. Oldu mu bari? Oldu oldu getireceğim soğusun da. Hulusi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaynanan seviyormuş. Gel biz de yemek yiyoruz. Yok yedim ben ama sağ ol. Olsun olsun. Yemesen bile gel. Peki. Bizimle sofrada otur. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin gel. Hayırdır? Hayırdır? O gülüyor mu yoksa bana mı öyle geldi? Biliyor musunuz? Neden bu masada yemek yemezdi? Mutfakta yerdi yemeğini. Neden biliyor musunuz? Çok basit. Çünkü yalnızdı. Annen seni soruyordu sabah. Merak ediyor. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Bize bir şeyler anlatmak ister misin Hulusi? Bak. Ailecek oturduk sohbet ediyoruz. Hı. Şimdi de surat asıldı. 12 yaşımdan beri gülmek için bir neden bulamıyorum ben. O kadın hayatımıza girdiğinden beri. Ya Aytel'cim iki gün olamayacağımı söylüyorum. Sen bana telefonda bağırıyorsun ya. Keyfimizden gitmiyoruz herhalde. Ya bilmiyor musun adamlar yurt dışından geliyorlar toplantıya. Tamam Ayten kapat Ayten kaldı. Necati Bey, uçak biletlerinizi aldım. Ayrıca otelde de rezervasyonunuzu yaptırdım. Sağ olasın bir sağ ol. Dönüşünüzü de cuma sabahı olarak ayarladım. Öğleden sonra küçük kurusinin okulda gösterisi var. Ona da yetişiyorsunuz. O bu cuma mıydı ya? Hay Allah kahretmesi ben unutmuşum tamamen. Merak etmeyin ben hiçbir şey unutmadım. Ayrıca size dair hiçbir şey unutmam mümkün değil. Eyvallah sağ ol Gül. Gül. Diyorum ki... Sen de bir rezervasyon yaptır kendine. Benimle birlikte gel. Malum orada işler çok ağır olacak. Bana yardımcı olursun olur mu? Tamam. Şimdi de telefonu açmasın. Belki de gülmek için tek nedenim dedemdi. Melek de dedem. Sanki böyle içinde bir çocuk yaşatır gibi... Gözleri parlardı bazen. Her şeye rağmen parlardı. Bazen de sizler aklına gelir. Öyle duvarlara, eşyalara dalar. Buğulu buğulu bakardı. Yeter hocam. Gitti senin işin artık. Kaç senedir ne çektik senin işin yüzünden çektik zaten. Ne demek o ya senin işin yüzünden çektik falan? Ömrüm boyunca ben bizim için uğraşıyorum bilmiyor musun? Sen bana kazandı boncayı bekledik. Şimdi de senin evde olmanı bekliyorum. Para öyle kolay kazanamıyor hanımefendi. O toplantılara katılmadan da olmuyor bu işler. Benimki de can. Senin iş seyahatlerinde gezerken ben senin çocuğunu büyüttüm.
Annene babana hizmet ettim burada. Tuttuk işte evi. Taşınacağız. Daha ne istiyorsun anlamadım ki. Perden de olacak mutfağında. Perde demedin mi? Bu sefer de kocam olmayacak ama. Gitmeni istemiyorum seyahate falan. Ama gideceğim. Gitmeyeceksin. Gideceğim. Hulusi konuş şunlarla ya. Olmaz mukaddes. Karı kocanın arasına girilmez. Böyle bir evlilik mi olur Hulusi? Nefesim daralıyor, konuş şunlarla. Türkiye'nin tek akrobasi pilotu Ali. Bak bakalım haberleri ise bak sesini açtı. 3 metre yükseklikte nefes kesen akrobasi gösterir. Anneme söyleyeyim beni merak etmesin. O beni dedeme bırakıp gittiği gün merak etme hakkını da kaybetti. Annen o senin Hulusi. Annem. Hayatı boyunca kendini düşünen bir anne. Öyle deme. Bak yıllarca bu eve gelinlik etti. Hepimize hizmet etti. Sonra da babam ölünce toz oldu gitti. Gerçi niye size anlatıyorsam. Her biri bir tarafa çekip gitmiş kardeşler. Tabii ki Ayten yengelerine hak verecekler. Bana bak delikanlı. Bak susayım diyorum ama olmayacak bu iş galiba. Bir de öyle saçma sapan cümleler kurma yoksa. Evet kurarsan. Döverim lan seni. Bacak kadar çocuk gelmiş bir de bize laf sokuyor. Sen kim, niye, nasıl, ne sebeple gitti bu evden biliyor musun? He? Biliyor musun da konuşuyorsun? Hiç sordunuz mu siz? Niye gitti, nereye gitti bu çocuk diye? Ben bu kızı seviyorum baba, anladın mı? Ben bu kızı seviyorum. Başkasıyla evlenmesine müsaade edemem. Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Dost doğru eve. Defolup eve gidiyor. Ben bu kızı seviyorum. Başkasıyla evlenmesine müsaade edemem. Yok, sormadan, sorgulamadan sadece suçlayın. Pakize. Evet Cevdet abi. Ne istiyormuş? Kim? Bu. Hulusi. Hulusi amcanın torunu. Hulusi yani. Hiçbir şey. Işığın yandığını görmüş, kim var diye sordu. Ha. İyi. Kapatıyorsan biraz yürüyelim mi? Hem konuşuruz. Yok Cevdet abi. Benim ne konuşasım var ne yürüyesim var, sağ ol. Biliyorum bana kızgınsın. Ama kendimi sana anlatmak istiyorum. Yani ben seni çok beğeniyorum Pakize. Ya belki biraz tanısan. Yani bana bir şans versen. Olmaz mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hulusi. Ne haber Cevdet abi? İyilik, senden ne haber? İyi sağ ol. İyi misin sen de? İyiyim. Neyse. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burada. Karımı özledim. Eve nasıl girdin? Anahtarla aşkım. Ya ne yaptınız siz, şu guguklu saati buldun mu? Yok. Daha bulamadık. Allah Allah. Ya nereye gider koskoca saat? Bence o Junior Hulusi aldı o saat. Sattı, parayı da cukkaladı. Sende anahtarın ne işi var? Yaptırdım bir tane. Hangi ara yaptırdın? Aşkım sürekli gir çık kapıyı çalmayayım dedim. Sen benim karımı gördün mü? Buralarda bir yerlerde olacak. Şu
şöyle şu boylarda, senin boylarında. Dünya güzeli, dünya tatlısı, dünya şekeri bir şey. Ama bu aralar nedense birazcık suratı asık. Karacığım. Eh be yavrum, neredesiniz? Sabahtan beri sizi bekliyoruz, yemek pişiremedik. Şimdi bitmek üzere. Hallediyorum yengeç, merak etme. Ayten kızım, al sen de şunu balkona as. Hay, baban gelecek, daha yemek pişmedi. Ben anne olunca ya bakarım yemeğe, koyarım ocağa. Kontrollerini de yapacağım ben bunu. Geldi, ben açayım kapıyı. Dur. Ferdi kaybol, Ferdi çıkıyor. Ya nereye kaybolayım? Yavrum bir yere gir. Baban ölünce kafanda saç kalmayacak. Yenge ne olur söyleme. Evet yenge, söyleme. As. Aa, ne oluyor ya, yine bir tüp değişiyor. Bu eve de tüp dayanmıyor mukaddes. Daha geçen ay değişmedi mi ya? Tüp bu efendim, biter. Fikret nerede, hep o değiştirirdi? Fikret bugün hasta, onun yerine ben geldim efendim. İyi, bir kontrolünü yap iyice. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Bomba gibi oldu. Yani lafın gelişi için çok sağlam oldu anlamında söyledim. Bak, geçen sefer bir sızıntı oldu. Sakata gelmeyelim. İyice bir kontrol et. Tabii tabii. Siz hiç merak etmeyin, ben onu kontrol yapacağım şimdi. Ne yapıyorsun? Havaya mı uçuracaksın bizi? Şaka yaptım canım. Ya şuna bir deterjanlı bir sünger falan verin şuradan. Tamam, tamam. Kim uçuyor bu ya? Aşık mıdır nedir? Gel canım, gel. İsteyeyim mi seni? Baban sevdirmedi. Seni çok özledim. Bir tanem çok. Tamam. Bir koklayıp gideceğim. Gaz mı koktu? Hadi git dedim. Hayatım. Ufuk niye içeride yatıyor? Tüm gece beraber yemek yedik. Sadık abim de içeride. Kardeş kardeşe yemek ha. Güzelmiş. Ne yaptınız? Niye bağladınız ev işini? Evmeye konuşmadık Ferdi. Aralarında bir mesele var. O hallolsun istiyorum. Hallolmaz o mesele. Sen boşuna üzüyorsun kendini. Neden hallolmayacakmış? Hallolacak. Kardeşiz biz. Beraber büyüdük. Bugünlere beraber geldik. Her şeyi beraber yaşadık. İki tatsızlık oldu diye o günleri unutacak mıyız? Unutmuşlar. Hatırlayacaklar o zaman. Bu ev herkese her şeyi hatırlatacak. Korkma be oğlum. 5 dakikalık iş. Erkek olacağız oğlum. Ufuk kadar olamadım be. Puh sana ya. Hakikaten Ufuk nerede? Ne demek Ufuk nerede? İlk onu giydirdim kızım. Nereye gider bu çocuk? Nereye kaçtı? Sen nereye gidecek? Buralardadır yani. Ay öyleyse pes yani. Yani ilk günden beri konuşun çocuklarıydım. Bak kaçtı gitti. Canım kaçar gider mi ya? Buralarda bir yerdedir. Necati Sadık, hadi kardeşinizi bulun. Hadi bir an önce bulun. Belki dışarı çıkmıştır. Ufuk. Bak bakalım. Ufuk. Ufuk. Baktın mı oraya? Anne baba, at gelmiş. Kızım at geldi de çocuk gitti. Hadi bakalım Ufuk. Ufuk. Hadi çocuklar ya, bulun şu çocuğu ya. Her şey hazır, bak at da gelmiş. Günaydın. Günaydın. Sana bir şey soracağım. Sor. Nerede yaşıyorsun sen? Bir ev tuttum. Böyle 2+1 takılıyorum. Burada yaşasana. Hem bu ev de seninle yaşar. Yok be abla. Yani biz bu evi satsak daha iyi. Neden? Yani göreceksin bak. Satmadıkça daha büyük problem olacak bize. E sen görmedin mi işte? Birbirimize girdik bir miras yüzünden. Şimdi böyle olacak. Baksana bunun yengesi, ablası, torunu, torbası bir şey. Bir sürü insan. Biz istemezsek kimse bize bir şey yapamaz ki.
Oo, günaydın Ufuk. Günaydın. Kaçta açıyorsun bakkalı? Bakkalı mı? Dün bakkalcılık oynuyordun. Hayır abinin yerine baktım da dün. Bir süre. Onu diyor. Gerçekten mi? Hmm. Eski günlerdeki gibi. Çok severdi çocukken orada takılmayı. Aşkım bak anlamıyorsun. Babama yakalanacağız diyorum artık. Bulma şu bakkalda. Ya niye yakalanalım babana? Ben burada çalışıyorum bir kere. Ne diyecekmiş babam? Ya yakalanabiliriz. Neyse al şu ekmeğin parasını artık. Olmaz. Ekmekler uymuyor siseden. Al bakayım çırak yoksa gidemem. Tamam öpücüğün geçebilir. Hayır öyle bir şey yok. Al şunu. Şimdi bakayım bahşiş de bıraktım sana. Hem sen niye iki tane ekmek aldın ya? Bir tane alsaydın iki saat sonra bir daha alırdın. Olabilir belki de gelir mi alırım. İyi tamam annene söyle ekmek tatlısı yapsın. Bol bol çok çok yapsın. Ben şişmanlarım o zaman. Olmaz sen yeme babana yedir. Mahalleliye dağıtsın. Sen bol bol ekmek almaya gel buraya tamam hadi. Hadi görüşürüz. Dosyamız hazır. Bugün mahkemeye veriyoruz. Ne zaman sonuçlanır? Biraz sürer ama bizzat takipçisi olacağım. Belki de mahkeme sonucunu beklemeden bir neticeye varırız. Gidip biraz gözlerini korkutmak sizce nasıl olur? Tabii mahkemeyle uğraşmadan ikna etmek daha güzel olur. Zor durumdaki bir insan her şeyi ikna olur. Tamam merak etmeyin siz. Ben hepsini halledeceğim. Oldu kolay gelsin. Necati Bey, bütün ayarlamaları yaptım. Antalya'nın en güzel otelinde en güzel dairesinde kalacaksınız. İyi yapmışsın. Ama aynı otelden ayarladın değil mi odanı? Malum uzun ve yorucu bir çalışma dönemi ikimizi bekliyor. Öyle yaptım. Bu otelin plaj havuzu bir şey var mıymış? Böyle girip rahatlayabileceğimiz falan. Var, havuzu da var, plajı da var. Ayrıca dinlenmek isterseniz masajı da var. Antalya'nın en güzel oteli çünkü siz her şeyin en güzeline layıksınız. Gül. Ben diyorum ki gel bu seyahatte bir yenilik yapalım. Bundan sonra sen bana siz değil sen de. Nasıl? Tamam. Sen her şeyin en güzeline layıksın Necati. Bu kadar yıldır çalışmışsın. Şimdi işlerin yolunda. Artık tek yapman gereken kalan yıllarını en güzel şekilde yaşamak. Güzel. Bazen dünyadaki herkes hususunda bir tek sen konuş istiyorum. Ufuk, ne diyorsun teklifime? Teklif? Ufuk bu evde kalsın diyorum. Hem kira vermez, hem de evi yaşatır. Ya hayatım, Ufuk bakamaz bu eve. Değeri düşer. Satılacak ev satılamaz hale gelir. Bu adam bekar adam. Kumpanya da oynuyor. Bunun dolacak buraya bohem arkadaşları. Parti yaparlar, kusarlar. Ev çöp eve döner, ha? Ya o eve doldururlar bunlar 6 tane kedi. O canım koltuklar kapılar hepsi kedi cıncırlığından geçirmez. Kabul ediyorum abla. Kalıyorum. Süper. Biz de geliriz ara sıra. Yemek falan yaparız.
Hanım ev gitti. Ne mutfak kalır, ne banyo kalır, ne taş kalır. Yazık. Satılacak ev satılamadan gitti. Ferdi. Gitti. Allah Allah. Yasin, suratın niye asıp böyle? Sen biliyorsun niye olduğunu. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum. Portakal çiçeği. Ne sordu sana? Kim? Sen biliyorsun kim olduğunu. Hayda, yani sanki karşımda şu an Erol Evgin oturuyor da en popüler cevabı istiyor. Yarışmada mıyız aşk? Ufuk, senin başka kızlarla konuşmanı istemiyorum. Hayda, kiminle konuşmuşum ya? Ha, böyle bilmiyormuş numaraları yapma. Ben seni 5 dakika olsun görmek için, o bakkala gitmek için neler çekiyorum biliyorsun. Ama sen ilk fırsatını bulduğun zaman hemen böyle başka kızlarla konuşmaya başlıyorsun. Allah Allah. Kiminle konuşmuşum, nerede konuşmuşum, niye konuşmuşum, ne için konuşmuşum, nasıl konuşmuşum ya? Ben çamaşırları toplarken gördüm seni, o çirkin Sevcan'da gördüm. Ne? Sevcan mı? Tövbe ya. Olur mu öyle şey? Sen bizi onunla mı yakıştırıyorsun Allah aşkına? Aa, vallahi bir şey yok. Durun çileşelim ya. Ya ben gördüm sizi konuşurken, tamam. Ya adres sordu bana, adres. Vapurdan inince karşıya geçeceksin eve. Dümdüz Cağaloğlu yokuşuna tırmanacaksın. Orada zaten köşede milli eğitim var. Orada sor, çözerler. Teşekkür ederim. Ne demek? Mahallenin çözüm ortağı. Neyin hastasıyız, sana niye soruyor ya? Ya sen kıskanınca ne güzel olursun ya. Ufuk, senin de böyle kaşların havaya doğru kalkıyor hafif. Böyle göz bebeklerinde böyle ufak bir parlama falan oluyor. Anlıyorum. Aa, yani ya, anlıyorum. Bir de şu elin ağır olmasa böyle. Ya sen beni hiç anlamıyorsun ya. Vallahi. Ben senin başka kızlarla konuşmanı, görüşmeni, yan yana gelmeni, böyle görüşmeni falan istemiyorum. Çünkü kıskanıyorum. Çünkü seni seviyorum. Bir daha söyle. Ben gidiyorum. Tamam tamam, otur. Ne olur otur. Vallahi yemin ediyorum sana adres sordu ya. Evrak mı varmış, ne varmış, bir şey bir yere götürecekmiş ya. Ben senden başkasına bakar mıyım ya? Ben senden başkasını sever miyim? Benim bak başkasına bakarsam benim gözüm şaşı olsun. Ya, dilim tutulsun. Bacaklarım çapraz olsun. İnşallah. Kanım çekilsin. Ölürüm Ayşem. Ya ben senden başkasını sevemem. Sen benim alın yazımsın ya. Çocukluğum, geçmişim, hayallerini kurduğum geleceğim. Ufuk, benim şu hayattaki en büyük korkum seni kaybetmek. Kaybolmayalım, olur mu? Ben seni yerim ya. Ben seni yerim. Oh. Ya biz nasıl kaybolurmuşuz ya? Olur mu öyle şey? Kaybolursak ben sana yol tarifi yaparım zaten. Hiç merak etme vallahi. Çok bırak, bırak, bırak. Saçma şaka, saçma şaka. Tamam, tamam. Ay, kaldığımız yerden. Oradaydı başım. Ay, nasıl kaybolurmuşuz ya? Hiç kaybolurmuşuz. Olur mu öyle şey? Şakasını bile yapma. Hiç yapmam. Öfünün altında falan saklanmış olabilir. Buraya gelmedi. Ne güzel kıyafetmiş. Demek sünnet olacak çocuk sen misin? Ben sadece abimler olacak sanıyordum. Ben de olacakmışım. Ne güzel, masallardaki prensler gibi ata bineceksin. Hem pelerinin de var. Ben prens değilim. Ben bu mahallenin şerifiyim. Hem de beyaz atlı şerife. O zaman neden saklanıyorsun? Şerifler cesur olur. Ben de cesurum. O zaman ata binmen lazım. Neredesin sen? Herkes seni arıyor. Hulusi abi. Hulusi abi. Ah, dur bakayım. Dur. Orada mı? Ay, git Hulusi, git. Ya. Ya sen neredesin ya? Her yerde seni arıyoruz. Korktun mu yoksa? Yok. Aslan oğlum benim, korkacak bir şey yok ya. Bu dinimizin, inancımızın bir parçası değil mi? Sünnet çok önemli bir şey. Şimdi gidiyoruz, hadi gel bakalım. Necati, burada bu. Baba, atı ne zaman bineceğiz? Ya sen istersin de binmez miyiz? İşte burada, kahramanımız burada. Gel bakalım. Gençler,
Bugün sünnet oluyorsunuz. Dolayısıyla babanızdan ne dilerseniz dilersiniz. Necati, dile bakalım babandan. Dile benden ne dilersin. Canını sağlığı babacığım ya. Aslan oğlum benim, koca oğlum. Sadık, sen söyle bakalım. Dile benden ne dilersin. Canını sağlığı baba. Aslan oğlum. Sen söyle bakalım, mahallenin yakışıklısı. Ne diliyorsun babandan? Hadi Ufuk, söyle bakalım. Canının sağlığı baba. Yaşa! Aslan oğullarım benim ya. Haydi bakalım. En güzel çocuklar bizim. Çabuk abi. Niko, tut onu. Gir içeri. Geç şuraya çabuk ya. Hadi. Gel. Kalk. Ay zor vallahi ya. Korkularımızın üstüne cesurca giderdik. Mutlu olmak için birlikte olmak yeterdi. Sevinçlerimiz de, dertlerimiz de ortaktı. Etrafımızda hatırlı dostlarımız, vefalı komşularımız vardı. Pahalı oyuncaklarımız olmadı belki ama sokakta oynadığımız arkadaşlarımız vardı. Acıkınca kapısını çaldığımız komşularımız vardı. Mutlu anlarımızda yanımızda olan, bizimle gülen, bizimle oynayan insanlar vardı. Ya biz büyüdükçe yalnız kaldık, ya da o güzel insanlar azaldı. İşte o zaman hiç miras tartışması olmazdı. Çünkü ev satıldıktan sonra abinin mutlaka bir ihtiyacına giderdi para. Ama iyi adamdı. Yani keşke yaşasaydı da ev ona feda olsaydı. Yani en azından kendi payı. Ya hayatım, anlıyorum seni. Anılar manılar güzel şeyler ama yani küçük çocuklar gibi 50 sene daha bu evde mi yaşayacaksınız? Sen, Sadık, Ufuk. 50 sene dayanmaz zaten bu bina.
Ayasofya mı burası? Sen ne dersen de Ferdi. Ben bu aileyi yeniden bir araya toplayacağım. Mutlu günlerimize geri döneceğiz. Bu evde olması şart mı? Bizim hale yatak atarız, Ufuk yatar orada. Ufuk? Şey gitmedin mi hala? Ne gitmiş abi? Ya korkma tamam, bugün gel bakkalda dur demeyeceğim. Abi desen de olur ya. Ne zaman istersen. Artık buradayım nasıl olsa. Nasıl yani? Öyle. Mahalledeyim artık. Sen benim alın yazımsın. Çocukluğum, geçmişim, hayallerini kurduğum geleceğim, her şeyim. Bir plakta çalıp duran hayat şarkısında yıllanmış çiziklerdi cızırdayan. Sepya zamanları sıcağı hala içimizde. Yeter mi soğutmaya kayıp yıllar? Gamsız zamanların izleri hala yüzümüzde. Yeter mi yok etme kayıp yıllar?